Keşke bu karakteri adam gibi yazsalardı da ben canlandırsaydım. Oyunculuk yapabildiğim yabancı dil sayısı bildiğim yabancı dil sayısının iki katı vardır. Bir şeyler veriyorsa eğer, evet kötü karakterde oynarım, hiç sıkıntı yok. Çünkü bizim işimiz bu. Ben çok hayretkar bir adamım. Her şeye hayret edebilen bir adamım. Doğaya, börtü böceğe, işte ne bileyim yaşanan hadiselere hep hayret ederim, hayretle yaklaşırım. Her dönemde, her şartta devletimin yanında oldum ve olacağım da. Maalesef ülkemizde senarist kıtlığı var. Kendimden bahsetmek her zaman zor gelmiştir bana. Evet, yani bahsettiğiniz diziler, onların dışında olan diziler ve sinema filmleri, başka projeler oldu. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri oldu. İstanbul'da doğdum. Eğitim hayatı Trabzon, Konya, Malezya buralarda geçti sırasıyla. Daha sonra işte geldik tekrar Türkiye'de oyunculukla hayatımızı idame ettirmeye devam ediyoruz. Çeşitli projelerde, bahsettiğiniz projelerde yer aldım. Aynı zamanda bir yapımcılık geçmişim var. 5 sene Tasarım Bank adıyla yapımcılık faaliyetleri, öyle bir serüvenimiz oldu, öyle diyeyim. Şimdilik buradayız. Aslında hobi gibi bir şey bu, yabancı dil. Ama bende garip bir takıntı var. Gittiğim ülkede o ülkenin insanlarının kendi dilleriyle onlarla iletişime geçmek gibi. Dolayısıyla çocukluğumdan beri bir yabancıyla iletişim halindeyken ona mutlaka kendi dilinden hitap etmeye çalışırdım veya dilini öğrenmeye çalışırdım. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Tabii ki canlandırırım. Yani vatan haini de oynarım. Ama iyi yazılmış olması, ama bir şeylere hitap ediyor olması, insanlara bir şeyleri öğretiyor olması benim için olmazsa olmaz. Bu sebeple seçiciyim, evet. Tarihle aram iyidir. Çok severim. Fırsat buldukça okurum, izlerim, merak ederim. Ben çok hayretkar bir adamım. Her şeye hayret edebilen bir adamım. Doğaya, börtü böceğe, işte ne bileyim yaşanan hadiselere hep hayret ederim. Hayretle yaklaşırım. Tarihe de hayret ederim. Yani tarihte vuku bulan olaylar nasıl olmuş, nasıl gelişmiş, nasıl cereyan etmiş, bunları böyle hayretle izlerim, merak ederim. Belli bir dönemde geçen bir hikayede bir karakter oynayacaksam şayet o dönemi başta, eğer canlandıracağım karakter yaşamış bir şahsiyetse o karakterin hayatını mutlaka gözden geçiririm. Yani Eşref Aziz'i ben çok sevdim hakikaten. Çünkü vatanını, milletini seven bir adam. İşine, görevine ve devletine sadık bir adam. Benle benzeştiği tarafı da bu. Yani ben de devletime sadık bir insanım. Her dönemde, her şartta devletimin yanında oldum ve olacağım da. Ülkem için, devletim için, milletim için, ümmet için doğru olduğuna kanaat getirdiğim hiçbir şeyi perdeleyip, erteleyip, öteleyip kendi çıkarlarım adına rüzgara göre yalpa yapmam, dalgalanmam. Bu özelliğim de belki en sevdiğim özelliğimdir. Hani insan kendini övmek gibi olmasın ama sevmem kendimi övmeyi. Neticede böyle bir şey var. Bu günümüzde çok fazla yaşanmıyor maalesef. Hele ki bizim sektörde çok yok maalesef. Olan arkadaşlarım var. Fakat böyle bir elin parmakları kadarız toplasanız. Böyle de olmaya devam edeceğim. Sanatçının politik değil de siyasi bir duruşu olmalıdır tabii ki. Yani ben siyasi duruş sahibi bütün sanatçılara saygı gösteriyorum. Hepsine saygım sonsuz. Kırmızı çizgiler vardır. İnsanların, devletlerin, milletlerin kırmızı çizgileri vardır. Kültürlerin kırmızı çizgileri vardır. Birileri o kırmızı çizgileri aşarsa ya onlara had bildirirsiniz yahut da onları bir şekilde bertaraf etmeye çalışırsınız. Çünkü o kırmızı çizgiler çok hassastır. Biz Türk milletiyiz. Bizim kırmızı çizgilerimiz net ve kalındır. Keşke bu karakteri adam gibi yazsalardı da ben canlandırsaydım dediğim karakterler oldu. Maalesef ülkemizde senarist kıtlığı var. Bunu ben birçok yerde söyledim. O yüzden rahatlıkla burada da zikredebilirim. Senaryo bizde iyi değil. Çok ehil kalemler yok. Varsa da onların elinden çıkmıyor. Çıkıyorsa da birileri bunları törpülüyor.
Yani o senaryo bize gelene kadar çok fazla el değiştiriyor. Pandemi iyi olmadı. Yani hiç iyi olmadı. Ben bunu bir ceza olarak görüyorum insanlığa, bütün insanlığa. Pandemide herkes negatif etkilendi. Yani bu işten pozitif etkilenen işte belki bir küresel çete diyebilirim size. Çok para kazanan, zaten parası çok olup da parasına para katan küresel çeteler. Ama onun dışında halklar nezdinde, milletler nezdinde, devletler nezdinde, özellikle fakir ülkeler nezdinde çok kötü, kapanmayacak yaralara sebep olan bir süreç, pandemi süreci. Yani yıllardır balık tutarım, denize çıkarım fırsat buldukça. Denizi çok severim, doğayı çok severim. Balık da benim nereden baksanız 20-25 yıllık bir tutkum. Her fırsatta giderim bir yerlerde veya gittiğim yerlerde var mıdır acaba buralarda balık tutabilecek yerler diye oraları değerlendiririm, kolaçan ederim etrafı. Orada o yöreye ait balık tutma metotları neyse onları bilen insanlarla irtibata geçerim. Vaktimin bir kısmını, önemli bir kısmını balık tutarak geçirdiğim doğrudur. Dinlendiriyor beni. Yani keyifli bir şey. En azından denize troll atıp, gırgır atıp, ağ atıp, ne bileyim, denizin dibine zarar vermiyoruz. Oltalarımızı hazırlayıp yiyeceğimiz kadar, ailemizin yiyeceği kadar balık tutup evimize gidiyoruz. Yani bu da bir keyif, güzel bir hobi. Arkadaşlarımız var, onlarla bazen tekneyle balığa çıkıyoruz. Keyifli oluyor. Deniz farklı bir şey. İnsandan stresi, sıkıntıyı alıyor büyük ölçüde. O yüzden seviyorum balık tutmayı, balıkçılığı. Benim için önemli. Doğa tutkunu bir adamım. Doğayı çok severim. Biraz evvel de zikrettiğim gibi her şeye hayret ederim, doğaya da hayret ederim. Her yeri görmek istiyorum. Yani ulaşabildiğim her yere gideyim, dağların zirvesine çıkayım, mağaralara gireyim, ırmakları, nehirleri, denizleri göreyim. Çok gezmemdeki sebeplerden biri veya o çok gezmemin altında yatan sebeplerden biri de belki budur. Doğa tutkunu bir adamım. Ailemle, eşimle, çocuklarımla fırsat buldukça doğada böyle turlar düzenleriz, gezeriz, kamp yaparız sağda solda. Oralardan böyle yemişti, meyveydi, onları devşirmeyi çok severim. Her gittiğim yerde, yörede oranın insanlarıyla mutlaka oturur bir çay içerim. Böyle bir özelliğim de var. Bunu çok önem verdiğim bir şey benim. Belki de işe yansıyor bir yerde. Hani ben mesela birçok aksan, birçok lehçe kullanabiliyorum. Bununla da alakası olabilir bunun. İnsanları seviyorum. Onlarla bir arada olmak hoşuma gidiyor. Genelde ailemleyim ve dostlarımlayım. Yakın çevremde birkaç tane diyebileceğim dostum var. Onlarlayım. Faydalı olmaya çalışıyoruz.